Merhabalar, iyi akşamlar dilerim. Arzu Cengiz Yaşam Renkleri yayınları devam ediyor. Birbirinden kıymetli, değerli hocalarımız ve üstadlarımızla birlikteyiz. Kendi uzmanlık alanından bilgiler aktarıyorlar bize. Bu akşam kıymetli, değerli hocamız Muhammed Fatih Ergenekon bizimle birlikte. Sevgili Muhammed Fatih Ergenekon hem arkadaşım, dostum ve kıymetli bir hocamızdır. Herkesi sevgiyle bekliyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Bu akşam sevgili Muhammed Fatih Ergenekon hocamız bizimle birlikte din algısını konuşacağız. Güzel bir konumuz var. Kendisi yayına gelir gelmez hemen alıyorum, bekliyorum. Herkese sevgiler. Sevgili Muhammed Fatih Ergenekon hocam, değerli kıymetli hocamız, arkadaşım, dostum, sevgiyle bekliyoruz herkesi. Evet, kendisini yayına davet ediyorum. Merhabalar. Ah merhaba Arzu Hanım, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum ben de. Hayırlı akşamlar dilerim. Güzel bir akşam olsun. İnşallah hepimiz için. Nasılsınız görüşmeyeli? Birkaç gün önce birlikteydik. Güzel sohbetler yaptık hep beraber. Evet, çok şükür ama ben görüntünüzü göremiyorum. Benim görüntüm size geliyor mu? Evet, ben görüyorum sizi. Hiç mi Tamam. görünmüyorum? Bulanık mı Hiç acaba? görünmüyorsunuz. Tamamen siyah gözüküyor ama neyse. Tamam, siz görüyorsanız o zaman sorun yok herhalde. Arkadaşlara da soralım. Onlar da böyle görüyorlar. Yayınımız nasıl acaba yazarsanız çok sevinirim. Belki açıp kapatabiliriz tekrar. Eğer hiç göremiyorsanız. Tamam. Eğer bir şey gelirse, olumlu ya da olumsuz, ona Evet. göre hareket edelim. Evet. Ali Eyüp Çakır da bizimle birlikte. Sevgili arkadaşım, dostum. Hoş geldin. Evet, herhangi bir şey söyleyen yok. Siz halen göremiyor musunuz Fatih Hocam? Sizin var diyorlar. Ben mi görünmüyorum? Yok, yani sıkıntı yok diyorlar. Tamam o zaman. Tamam. Hiç, o zaman benim için de sorun değil. Tamam. Tamam, peki. İkiniz de gayet iyi görünüyorsunuz diyorlar. Tamamdır, herkese merhabalar, teşekkür ederim. Bu akşam din algımızı konuşacağız. Ve çok merak edilen bir konu aslında. Merak edilen dışında bilgimizin yetmediği, doğru bildiğimiz yanlışlarımız da olduğu bir konu. Kolay gelsin diyor Ali Eyüp Çakır dostumuz. O zaman din Teşekkür algımız ediyoruz. nedir diye başlayalım canım hocam. Şimdi teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Aslında şuradan almak lazım. Yani aslında insan dediğimiz zaman işte bir yolculuğumuz var. Yani doğduğumuz günden itibaren öleceğimiz zamana kadar, öleceğimiz güne kadar bir yolculuk içerisindeyiz. Dolayısıyla bu yolculukta da insan kimi zaman hüzünler taşıyor, kimi zaman mutluluklar yaşıyor, hırslarımız var, isteklerimiz var. Yani bir aslında adeta gemideyiz ve bu gemideyken de bazen dalgalı oluyor, bazen durağan deniz oluyor ve bir stabilite yok diyebiliriz. Tabii insandan bahsediyoruz. Yani insan dediğimiz varlık araştıran, merak eden, sorgulayan bir şey. Yani hatta küçük yaşlardan itibaren işte nedir? Bir yakınımızı kaybediyoruz, büyüklerimizi kaybediyoruz. İşte bu daha çok işte önce babaanneden, anneanneden, dedelerden başlayan bir durum olabiliyor. Ve orada aslında biraz sorgulamaya başlıyoruz. Yani her demek ki bir ölüm var. Yani bu hayatın bir son durağı var. O zaman yani böyle temel bir akıl ister istemez yani ne olacak, bu gidişim nereye veya işte öldükten sonra ne olacağız diye ister istemez bir takım sorgulamalara gidiyor insanlar haklı olarak da. Ve burada da işte aslında dinlerin buna bir cevap aradığını görüyoruz. Yani insan öylesine bir varlık ki yani sadece etten ya da kemikten oluşan bir varlık değil. Yani öyle geliyor ki 15-20 kiloyu kaldıran kolumuz şu işte bir bardaklık bir suyu tutacak gücü kendisinde bulamıyor. Demek ki insan dediğimiz zaman sadece böyle etten, kemikten, güçten oluşan bir varlıktan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda bir merak olan, bir ruh hali olan bir durumdan bahsetmiş oluyoruz. Yani velhasıl insan araştıran, sorgulayan bir varlık. O halde burada ilk aslında bence bu sıralamada yapmamız gereken şu olmalı. Yani Allah var mı? Nasıl bir Allah var? Hayat dediğimiz şey nedir gibi aslında insan bu doğuştan gelen soruların cevabını bulabilmeli diye düşünüyorum.
Çünkü Arzu Hanım, bu gerçekten yani yemek içmek kadar temel bir ihtiyaç. Nasıl ki insanlar yaşamak için yemek yemeye ya da su içmeye ihtiyaç duyuyorlarsa, aynı şekilde bir yaratıcıya inanmaya da ontolojik olarak, fıtri olarak aslında bir ihtiyacımız var, ihtiyaç duyuyoruz. Hatta yeri geliyor bazen ekmekten, sudan daha fazla ihtiyaç duyabiliyoruz. Yani açlık dediğimiz şeyi bir işte bir yemekle veya işte susuzluğumuzu işte bir bardak suyla bastırabiliyoruz ama merakımızı ya da geleceğe ait olan bazı şeyleri kolay kolay bastıramayabiliyoruz. Yani insan dolayısıyla bir araştırma ya da bir merak içerisine giren bir varlık. Dolayısıyla burada önce aslında Allah inancından başlıyoruz. Yani birincisinde doğru bir Allah inancım. İkincisinde ise eğer Allah inancı varsa bir insan, o halde şunu düşünmeli. Dinler var, o zaman hangi din diye bir sıralamaya gidebilmeli. Yani hangi din? Tamam, bir yaratana inanıyorum, bir yaratıcıya inanıyorum ama peki bu yaratıcı hangi dini göndermiş olmalı? Yani hayat dediğimiz şey çok kısa. İşte burada mutlu oluyoruz, insanlara bağlanıyoruz, sevdiklerimiz, dostlarımız, ailelerimiz var. Bunlardan ölüm var, bir kopuş var. Dolayısıyla bir ahiret inancına beni sevk ediyor. İçinde yaşamış olduğum dünya zaten ahirete sevk ediyor. O zaman öyle bir din olmalı ki bu. Yani test edilebilir, akılla çatışmayacak, hayatla çatışmayacak ve fıtratıma en yakın olan, fıtratıma en uygun olan din olmalı diye bir o zaman din seçmeliyim. Yani ikinci aşama birincisine Allah'a inanmak ve Allah'ı seçip tanıyabilmek demiştik. İkincisi de bir dini seçebilmek. Üçüncüsü de bu dinler içerisinde seçtikten sonra diyelim ki bir Müslümanlığı seçtik. Yani niye Müslümanlığı seçtiğimizde belki bir gün başka programda konuşuruz. Müslümanlığı seçtikten sonra işte burada en temel sorun karşımıza çıkıyor. Hangi Müslümanlık ya da hangi İslam? Şimdi burada şöyle bir haklı bir soru gelebilir. Yani hangi İslam derken zaten bir tane İslam yok mu? Yani Ben birkaç soracağım. tane mi İslam var diye belki, değil mi? Bir merak uyandırabilir veya bir itiraz gelebilir. Aslında evet, yani birkaç tane aslında İslam var. Yani insanların, Müslümanım diyen insanların bile temel yapı taşlarını oluşturan dinamikler gerçekten çok farklı. Yani zaten birazdan bunlara gireceğiz. Yani asıl bugünkü konumuz bu. Tabii İslam'a girdikten sonra da bence şunu her Müslüman bence temellendirebilmeli. Bir, Kur'an-ı Kerim niçin Allah tarafından gönderilmiş ilahi bir kitap? Yani ben Kur'an'ın Allah'tan geldiğini, mesela hiç Kur'an'a inanmayan bir insana atıyorum üç temel meseleyle anlatabilir miyim diye bence her Müslüman aslında kendine bunu sorabilmeli. Ve dördüncü olarak da diğer durumda Hazreti Muhammed'in selam olsun Allah'ın elçisinin olduğunun delilleri ne olabilir? Yani biz işte 1400 yıl önce yaşamış olan, işte Arap coğrafyasında yaşamış olan Abdullah'tan olma, Amine'den doğma bir beşerin peygamber olduğunu söylüyoruz, iddia ediyoruz ve buna inanıyoruz. O halde buna inanmayanları nasıl ikna edebilirim? Yani benim Allah'ın Resulü olduğuna yönelik olan sayabileceğim mesela 3-5 tane delilim var mı diye bence bu aşamaları bir Müslüman sırasıyla takip etmeli diye düşünüyorum. Şimdi bundan sonra İslam'dan içeriye girdik diyelim. Tüm bu aşamaları gerçekleştirdik. Yani Allah'a inanıyoruz. İslam'ın Allah'ın göndermiş olduğu evrensel bir din olduğuna inanıyoruz. Müslümanlık kapısından içeriye girdik. İşte burada Arzu Hanım farklı farklı anlayışlar, farklı farklı yöntemlerle karşılaşıyoruz. İşte bunlardan en temeli aslında geleneksel bir İslam anlayışı diyebiliriz. Yani buradaki İslam anlayışı nedir? İşte evet Kur'an'a inanıyoruz ama Kur'an'la beraber işte mezhepler var. Mezheplere inanıyoruz. Hatta mezhepler de yetmez. Mutlaka ama mutlaka bir tarikata girmeliyim. Dolayısıyla kendime bir şeyh edinmeliyim. Yani bana bir rehber olmalı, bir insan olmalı. Bu yapıya girdikten sonra çok fazla aklımı kullanmama da gerek yok. Ne de olsa zaten bir şeyh var. Yani o beni yönlendirecektir. Doğruyu yanlışı bana gösterecektir. Hatta ve hatta işte ahirette de beni kurtaracaktır diye bir genelde anlayış olabiliyor. İşte ya da bunun dışında hayır tarikatlara girmene gerek yok ama işte kesinlikle bir mezhebe bağlı olmalısın. Eğer işte Hanefiysen kesinlikle Hanefisin. Yani Şafii'ye geçen adam Şafii sen asla Hanefi olamazsın. İşte bu iş böyle çocuk oyuncağı değil. İşte din değiştirir gibi mezhep değiştiremezsiniz denilen de bir anlayış var.
Bir de gerçekten İslam'ı böyle yalın olarak alan. Yani hayır, biz Allah'ın kitabı var. Allah'ın kitabı eksiksizdir. Yani biz Rabbimizin eksiksiz bir kitap gönderdiğini düşünmüyoruz. Dolayısıyla Allah'ın kitabı bize burada yeter. Biz diğer işte hadisler olsun ya da mezhepler olsun, bunlar daha çok beşerin, yani beşeri ilimlerin birer sonucu olarak çıkmıştır ama bunlar ilahi değildir diyen bir temel anlayıştan böyle kısaca özetle bunlardan bahsedebiliriz. Evet. Şimdi bence burada şöyle bir şey söylenebilir. Yani niye biz mesela mezhepleri ya da işte hadisleri dinin kaynağı olarak görmüyoruz? Ya da bunları dinin kaynağı olarak görmezsem ne artıları var ya da ne eksileri var? Ya da nasıl suçluyorlar? Şimdi bir kere mezhepler dediğimiz olgu kesinlikle ilk başta siyasi hareketler olarak ortaya çıkmış bir durumdan bahsediyoruz. Yani sevgili peygamberimizin vefatıyla beraber işte bir halifelik süreci başladı. Yani halife kimlerden olacak diye. İşte muhacir dediğimiz Mekke'den Medine'ye hicret etmiş olan insanlar var. Bir de ensar var. Bu iki taraf arasında aslında ufak da olsa bir mücadele yaşandı, başladı. Hemen peygamberimizin vefatından sonra oldu. İşte yaklaşık 2 gün süren münazaralar karşısında işte Hazreti Ebu Bekir'in halife olarak seçildiğini görüyoruz ve bir türlü de bitmek tükenmek bilmeyen bir siyasi kargaşalar cereyan etmeye başladı İslam tarihinde ve insanlar siyasi olarak ayrıldılar. Tabii bunun en zirve noktasını aslında biz Muaviye ile Hazreti Ali arasındaki savaşlarda görüyoruz. Özellikle Sıffin Savaşı'ndan sonra bir iki gruba ayrılmış bir topluluk görüyoruz. Bir yandan Hazreti Ali'nin taraftarları olan işte bizim aslında bugünkü Şia dediğimiz bir grup. Yine Muaviye'nin tarafında olan işte Ümeyye oğulları gibi bir grup var. Aslında ilk çıkan ihtilaflar tamamen siyasi ihtilaflardı. Yani ilmi ihtilaflar ortada çok çok az vardı. En azından bölünecek kadar bir ilmi ihtilaf yoktu arada. Dolayısıyla mezhepler dediğimiz kavram da aslında bir nevi ilk etapta siyasi olarak ortaya çıkmış olan oluşumlar. Tabii daha sonrasında işte İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi görüyoruz, İmam Şafii'yi görüyoruz. O insanlara gelen bir takım sorular ve o insanların vermiş olduğu cevaplardan sonra işte Ebu Hanife'nin öğrencilerinin Hanefiliği sistemleştirdiğini ya da Şafii'nin talebelerinin Şafii'liği sistemleştirdiğini görüyoruz. Aslında şunu net diyebiliriz. Şimdi işte mesela biz Hanefiyiz değil mi toplum olarak çoğunlukla? İşte Doğu, Güneydoğu genelde Şafii'dir biliyorsunuz. İmam Hanefi'nin Hanefilik mezhebinden haberi yoktu. Yani kendisi böyle bir şey kurmamıştı. Ya da İmam Şafii'nin de Şafilik mezhebinden haberi yoktu. Yine kendisi aslında böyle bir mezhep kurmamıştı İmam Şafii. Dolayısıyla mezheplerde ismi anılan o alimlerinden çok daha sonrasında kurulan aslında bir takım sistemli oluşumlar diyebiliriz. Dolayısıyla yani bir Müslümanın mezhebe inanması ya da inanmaması böyle imani bir mesele olarak lanse edilmesi çok kötü. Yani ben aslında en çok da buna üzülüyorum. İşte mezhepsiz misiniz? Vay nasıl mezhepsiz olursun diye. Yani sonuçta mezhepler dediğimiz olgu Peygamberimizin vefatından ortalama olarak yani 200 küsur yıl sonra ortaya çıkmış olan bir şey. 250 sene sonra ortaya çıkmış olan bir şey. İşte İmam Şafii'nin ölümü 204 mesela gibi. Yani ilk dönem Peygamberimizin bir mezhebinin olduğunu bilmiyoruz. Peygamberimizin arkadaşlarının da bir mezhebi olduğunu bilmiyoruz. Aynı şekilde Peygamberimizin arkadaşları yani sahabeden sonra gelen neslin de bir mezhebi yok idi. Dolayısıyla yani mezhepler ilahi olan bir şey değil, tamamen insanların bir ekol, yani düşünce ekolleri olarak da addedilebilirler. İşte bu geleneksel anlayışta tamamen daha çok böyle mezhepçi olduğunu görüyoruz. Ve tabii en çok da burada aslında kullanılan malzemelerin yine hadisler olduğunu görüyoruz. İşte sanki Kur'an-ı Kerim Allah tarafından biraz böyle eksik gönderilmiş de hadisler o Kur'an'ın ya da ayetlerin işte böyle tamamlayıcısıylarmış gibi bir yer edinmiş konumdalar. Oysa ki hadisler bile Peygamberimizin vefatından en yakın belki de 150 sene sonra yazılmaya başlanıyor diyebiliriz. Yani ilk 4 halife zamanında hadisler toplanmamıştı.
Sahabe zamanında yine hadisler toplanmamıştı. Tabiun zamanında da hadisler toplanmamıştı. Yani ufak tefek tefsir çalışmaları olduğunu görüyoruz. İşte bir takım itirazlar gelecektir. İşte Hemmam bin Münebbih'in sahifesi var, şu var, bu var. Toplam 100 tane hadis var orada. 100 tane var ki onun da kaç tanesi İsrailiyat. Yani İsrail kaynaklı, Yahudi kaynaklı olduğunda az çok görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir de böyle bir anlayıştan bahsedebiliriz Arzu Hanım. Yani temel olarak geleneksel anlayış ya hadisleri ya da işte onunla beraber mezhepleri baz alan, ama bir de hayır, yani ben Kur'an bana yeter. Yani ben itikadi olarak, inanç kaynağı olarak Kur'an'ın dışında bir malzemeyi dinin kaynağı olarak kabul etmiyorum, ama bunları bir kültür olarak alabiliyorum diyen de bir dini anlayış gelişiyor ki daha da bu gelişecek. Gelişmek de zorunda. Yani bundan başka bir çare yok ortada diye düşünüyorum. Evet, çok doğru. Kur'an'ı da iyi okuyup analiz etmemiz gerekiyor sanırım. Öyle değil mi hocam? Evet. Tabi bu arada çok su tüketiyoruz. İzmir'deyiz Arzu Hanım. Siz de İzmir'desiniz, değil mi? Evet, Yani İzmir'deyiz. inanılmaz bir sıcak var. Dolayısıyla yani duramıyoruz. Yetişebilirsiniz hocam. Teşekkür Ben ediyorum. soruları almıyorum daha henüz. Hani sözlerinizi bitirin. Burada güzel bir Evet. soru var. Yani ateistlerle ilgili bir soru Ben var. göremiyorum. Siz bana aktarırsanız çok sevinirim. Soruları Tamam. göremiyorum. Şimdi mezhepler dedik, bir de hadisler dedik. Bir de hani bizim genelde temelini oluşturduğumuz bir ekol var. Yani hadisleri tamamen reddetmeyen ama hadisleri dinin merkezinde de görmeyen, yani mezhepleri önemli bulan, mezhep alimlerinin fikirlerini önemli bulan ama bunları adeta böyle putlaştırmayan, daha çok istifade etmeye çalışan, yani bunlardan yararlanmaya çalışan bir ekolden bahsedebiliriz. Gerçekten bugün bunu yapmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Yani hadisleri dinin merkezine koyduğumuz zaman öylesine trajedik şeyler yaşıyoruz ki, yani öyle hadislerle karşılaşabiliyoruz ki bunlar en böyle sağlam gibi gözüken, işte kesinlikle buradaki hadislerin hepsi doğrudur denilen hadis kitaplarında göre. Yine mezheplere baktığımız zaman aynı şeyleri yaşayabiliyoruz ama Allah'ın kitabı bunun için böyle değil. O yüzden yani bizim daha çok aslında oluşturduğumuz ekol Kur'an'ı anlamaya çalışan, yani Kur'an'ı sadece yüzünden okuyan değil, yüreğinden de okumaya çalışan, yani yüzünden okuyarak sevap kazandığını düşünen bir gelenek değil. Kur'an'ı yüreğinden okumaya çalışıp onu sadece duvarlara, raflara asmaktan ibaret değil, hayatın içerisine koymaya çalışan bir ekol. Bunu yapmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Eğer böyle yapmazsak ne oluyor Arzu Hanım, biliyor musunuz? Kandırılıyoruz. Allah adına kandırılıyoruz. İnsanlar toplumun dini duygularını suistimal ederek onlar üzerinden bir takım menfaatler, çıkarlar sağlamaya çalışıyorlar. Ve ben buna çok üzülüyorum. Bilgisayar Çünkü aracılığıyla mı evet, oluyor hocam? din aracılığıyla yapılmasına çok üzülüyorum. Çünkü çok temiz bir toplumumuz var bu anlamda. Çok samimi bir toplumumuz var. Çok samimi inanan bir toplumumuz var. Çok güzel bir ülkemiz ve çok merhametli bir insanımız var. Yani ben şu ekonomide, şu ekonomik sıkıntılarda Türk halkı kadar, Türkiye halkı kadar ya komşusuna el uzatan, onun derdiyle dertlenen başka bir toplum hakikaten yeryüzünde bulmak çok zor. Yani çok samimi insanlarımız, çok güzel insanlarımız var. Ben bu insanların din üzerinden, peygamber üzerinden kandırılmasına çok üzülüyorum. O insanlara kızmıyorum. Onları aldatanlara kızıyorum. O insanları aldatanlara baktığımız için neyle aldatıyorlar? Bunlarla aldatıyorlar. Bir şekilde mezhepler üzerinden, bir şekilde hadisler üzerinden, bir şekilde gelenekler üzerinden aldatıyorlar. Kur'an'ı okuyarak akıl ve Kur'an ışığında bir din anlayışına sahip olduğunuz zaman işte ne yapıyorsunuz? Aldatılmamaya başlıyorsunuz. Sorgulamaya başlıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in çok ilginçtir. Yani Kur'an hiç aklınızı kullanmaz mısınız der. Kur'an'a göre insanların, hatta insanların değil, canlıların en şerlisi Yunus suresi 99 ya da 100. ayet olacak. Kur'an'a göre canlıların en şerlisi aklını kullanmayanlardır. Bir başka ayette Allah aklını kullanmayanların başına pislik yağdırır der. Bu işte hadisçi ekol ya da mezhepçi ekol dediğimiz, ki elbette istisna tuttuğumuz kesimler tabii ki var. Yani toplu bir şey de yapmamak lazım burada. Aynı çuvala da koymamak lazım ama genel itibariyle gördüğümüz o, aklını kullanma. Sanki akılla din çelişiyormuş. Yani akılla din çatışıyorsa, işte dindar olmak istiyorsan ya da işte bir
Allah'a, peygambere inanıyorsan o zaman aklını kenarda tutman gerekiyor. Çünkü din akılla kavranabilir bir şey değil gibi bir imaj veriyorlar. Ve gerçekten de yıllarca yani Müslümanların, yani biz de nihayet işlerinden geliyoruz. Sanki böyle bilimle, akılla, böyle felsefeyle, hayatla insanları küstürdüler ya. Bir dindar nesli hakikaten küstürdüler bunlarla, biliyor musunuz? Yani Evet. biz şahsen, yani ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Hiç bunları konuşamazdık. Yani bilim, işte evrim mesela, bunları hiç konuşamaz hale gelmiştik. Yani neden? İşte sus günah, onu sorgulama, işte onu sorma. İşte bunu sorduğun dinden çıktın. Aa sen felsefe mi okuyorsun? Kesin kafayı yiyeceksin, ateist olacaksın falan. Ne gerek var işte o kitapları okumaya? Ya bir Tolstoy'a karşı çıkıyorlardı ya. Yani bir klasik okumaya bile karşı çıkıyorlardı. Bir Tolstoy okumaya karşı çıkıyorlardı. Yani bizi izleyenler içerisinde mutlaka şahit olan vardır. Falanca tarikattan işte ben bilmem Platon'un kitabını okudum diye beni yurtlardan attılar. İşte ben falanca bir kreseye karşı çıktım diye beni şu cemaatten kovdular. Ben bir soru sorduğum için işte beni topluluk içerisinde sen müşrik misin, sen kafir mi olmak istiyorsun, işte sen ne bu böyle çıkışın, işte sen çılgın birisisin falan diye böyle yaftalanan insanlarla dolu etrafımız ya. Ya her gün birilerinden bunu dinliyorum, biliyor musunuz? Yani bir yere gidiyorsunuz çay içmeye veya işte sohbet ediyorsunuz. Hemen biri gelip ya biliyor musunuz işte bana camide şöyle yaptılar. Ben camideyken beni kovdular. İşte falanca bir yere gidiyordum, işte falanca bir yerde yurtta kalıyordum. Şu soruyu sordum diye işte beni aforoz ettiler. Tarikatlardan kovdular. İnsanları dine küstürdüler. Ve din artık bir süre sonra böyle hayatla çatışan, yani dinler olacaksanız nasıl olacaksınız arzu olun, biliyor musunuz? Asık yüzlü olacaksınız. Tebessüm etmeyeceksiniz kesinlikle. Evet, ona göre ona buna kızacaksınız. İşte sürekli böyle cehennem diyeceksiniz. Allah sana şöyle cezalandırır diyeceksiniz. İşte Allah seni yakar diyeceksiniz falan. Ya böyle din ya da dindar dediğiniz zaman bu böyle bir profil çizdir insanların yüzüne. Ya insanlar din hani şöyle güzellikle anlatan, aralarda böyle espri yapan, ne bileyim hayatın içerisinden doğal yaşayan, işte ne bileyim aralarda oyununu da oynayan, tatiline de giden ama bir denge yakalayan, yani din ile hayat arasında orta yol tutmuş insanlara muhtaç hale geldi ya. Ne yazık ki yani. İşte böyle bir din algısı, böyle bir din algısı bu hale getirdi. Bakın çok basit aslında. Yani bugünün deistlerine, hadi kısmen ateistlerine ama daha çok deizm var. Sorduğunuz zaman çok farklı sebepler var mutlaka ama en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu, biliyor musunuz? Yani sürekli ağzına dini dolayan, din adına konuşan, yani kendisini dinin sahibi ya da yetkilisi, yani böyle özel görevlendirilmiş dindar olarak gösteren insanların söylemleriyle eylemler arasındaki bu çatışmalar inanın çok tepki doğuruyor. Özellikle gençler arasında. Yani bakıyorlar namaz var işte, konuşurken konuşma jargonunda işte Allah var, işte Hazreti Muhammed var falan. Ama yapmış olduğu işleri gördükleri zaman insanlar tiksinecek hale geliyorlar. Ve ister istemez de bunu ne yazık ki dine yaftalamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla din algısı işte bu yüzden çok önemli burada. Yani hep o yüzden söylüyoruz. Eğer Kur'an okursak, yani dinimizi eğer Kur'an'dan öğrenmeye çalışırsak, bir kere kandırılmıyoruz. Bence ikincisi ne, biliyor musunuz? Özgürleşiyoruz. Aklımızı kullanmaya başlıyoruz. İrademizi kullanmaya başlıyoruz ve özgürleşiyoruz. Bir kere kimseye bağlı olma ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Ya Rabbim sizlere de akıl vermiş, bize akıl vermiş, bizi dinleyenlere akıl vermiş ve hepimizi kendi aklımız kadar sorumlu tutacak. Yani Arzu Hanım, sizin algı kabiliyetiniz %90'dır, benim %60'tır, %70'tir. Siz 90 kadar sorumlusunuzdur, ben 60 kadar sorumluyumdur. Ama sorumluyumdur yani. Kendi aklım kadar sorumluyumdur. Siz de %90 üzerinden sorumlusunuzdur. Dolayısıyla Rabbim bize soracak. Rabbim bizi bizden soracak. İşte sen falanca mezhebe inanmışsın. Vay efendim sen bu yoksa itikatta mezhebin ne? Yok bilmem amelde kime uyuyorsun? Yok itikatta maturidi misin? Eşari misin? Yok ameli mezheplerde hanefi misin? Şafii misin? Ya bunlar din değil. Yani din böyle bir şey değil. Yani din dediğimiz zaman işte böyle mezheplere boğulan, hadislere boğulan, işte Kur'an'da o yazıyor ama sen bunu yapamazsın, sen Kur'an'ı anlayamazsın, işte sen kimsin ki Kur'an'ı anlayacaksın gibi böyle ne yazık ki bir din algısı geliştirdiler ve bu hiç iyi yere gitmiyor. O yüzden hep söylüyoruz, dine dönüşlerde Kur'an'dan başka
Hiçbir alternatifimiz bugün yok. Hiç yok. Yani bilgiye bu kadar ulaşılabilir bir çağda 3 yaşındaki çocuğun elinde tabletle işte Google'dan arama yaptığı her yerden bilgi akan bir dönemde Kur'an'dan başka hiçbir şey bizi kurtaramayacak. Ya insanlar içten içe çok özür diliyorum yani münafıklaşmaya başlayacaklar. Yani ona inanacak ama onu yapamayacağını bilecek. Ya münafıklaşacaklar ya da mesafe koymaya başlayacaklar ya da Kur'an'a dönerek ya evet ya gerçek din yani böyle bir şeymiş. O zaman bize niye hep böyle söylediler ya da hep bize bunu niye anlattılar diye böyle sorgulamalar artmaya başlayacak diyebilirim. Evet, aslında Kur'an'ı okurken sevap kazanmak için okunduğunu duyuyorum genelde. İşte Arapça okursan daha çok sevabı var, işte Türkçe okursan sevap yazılmıyor gibi inanışlar da var. O yüzden nasıl olsa Arapça bilmiyoruz deyip Kur'an'ı bir kenara bırakıyoruz, okumuyoruz, öyle değil mi hocam? Peki bu Ya Türkçe Arapça çok okuma hakkında trajedik. ne diyorsunuz? Evet, trajedik. Ya biz mesela sizle yayından önce yazıştık değil mi? İşte şöyle olacak, böyle olacak diye. Ya ben size Japonca yazmamın bir anlamı olur muydu? Ya çok basit bir şey aslında. Ya aslında Kur'an demek, Kur'an'ın kendisi etimolojik olarak da çokça okunan anlamına geliyor. Kur'an aynı kurban kelimesi gibi. Aynı kökten türerler bunlar. Aynı kalıptadır. Yani fuulan gibi çokça okunan demek. Gerçekten ne zaman ki biz Kur'an'ı hayatımızdan çıkartıp raflara koymaya başladık. Kur'an'ı arkaya atmaya başladık. Bunun yerine insanları putlaştırmaya başladık. Mezhepleri putlaştırdık. Falanca alimleri putlaştırdık ama Kur'an'ı arkaya attık. Kur'an'ın önüne bir sürü kitaplar koyduk. İşte, bilmem işte falanca imamın kitabını koyduk. İşte İmam Gazali dediler, bilmem Bediüzzaman dediler, şu dediler, bu dediler, Buhari dediler, işte falanca tefsirler dediler, dediler, dediler. Bir baktınız öylesine bir insanlığın sırtına yük verdiler ki ya Kur'an'a sıra gelmiyor. Yani ne zaman okuyacağız bizim Kur'an'ı? Şunu söylediler, yani sen Kur'an'ı zaten okumana gerek yok. Bunu anlayamayacaksın. Şu falanca hocanın kitabından başla, bunu oku, bunlar sana yeter. Ya da Kur'an okuma, yani Kur'an okuyacaksan şöyle oku. Mesela diyelim ki yarın sınavın var. Fetih suresi oku öyle git. İşte falanca yakının öldü. İşte arkasından bir Yasin gönderiver. Onun sevabı, bir de sevabı var onun. Böyle onun sevabı böyle bulut dumanı gibi olsun. Böyle bulut dumanı gibi hop oradan işte göğe falan ya da işte her nasıl tasvir ediliyorsa oraya yükselsin onun sevabı. İşte canın çok sıkıldı. İçsel bunalıma girdin. İnşirah suresi oku falan. İşte o sen iyi de bunların hiçbirinde anlam yok ki. Yani bu böyle bunu peygamberimiz herhalde görse çok şaşırırdı diye düşünüyorum ben ya. Ya sahabe böyle bir şey yapamazdı. Yani bize Hazreti Ömer'e atfedilir bu söz. Eğer sahihse yani doğruysa Bakara suresini bitirmem 10 yılımı aldı diyor benim. 10 yıl. 10 yılımı aldı diyor Bakara suresini bitirmem. Yani Kur'an'ın inmiş olduğu dönemde Arzu Hanım insanlar vahye geliyor ya vahiy. Evet. Adeta böyle sofrada hani böyle iftar saatleri çok acıkırız ya. İşte Evet. 4-5 tabak yemek yiyeceğimiz zannederiz değil mi? İşte böyle 1 litrelik suyumuzu falan alırız ama böyle 3-4 tabak yemek yiyeceğimiz zannederiz çok açızdır ya. Oysa ki bir çorba içeriz tıkar o bizi zaten. İnsanlar böyle vahiy indiği zaman sahabe, peygamberimiz ve arkadaşlar o vahiy ya yemek yer gibi yiyorlardı. Nasıl hayatımıza uygularız? Biz bunu nasıl hayatımıza geçiririz? Ayet ayet, pasaj pasaj Kur'an'ı yaşamak için okuyorlardı. Yoksa böyle okuyup üflemek ya da işte falanca yere göndermek gibi değil. Ya bu çok büyük bir değişim ve dönüşüm aslında. Niye işte bugün bu haldeyiz? Az önce dedim ya, müthiş bir toplumumuz, çok merhametli, çok vicdanlı, çok yardımsever bir toplumumuz var. Hiç şüphem yok. Ya işte bu ekonomik şartlarda bile dünyanın her yerine iyilik götürmeye çalışan, su kuyuları açtıran, çok fedakarlık yapan bir topraklarda yaşıyoruz. Ama kandırılıyoruz işte. En temel sebebi bu aslında. Hep bir şekilde Kur'an'ı raflara attık, sevap kazanmak için. Oysa ki Kur'an anlaşılmak içindi, akledebilmek içindi. Yani Kur'an bize bir akıl inşa ediyor. Yani hep irademizi kullanmamızı ve aklımızı kullanmamızı istiyor. Ama bizden ne istediler? Dediler ki ne kadar aklını kullanmazsan o kadar takva olarak yüceleceksin.
Yani sen akletme çünkü işte bunu yapamazsın, edemezsin. Dolayısıyla bir falanca birisine tutun, işte birisine bağlan, sen düşünme, akletme bir şekilde ahirette de olsa o gelir seni kurtarır diye böyle çok üzülerek yani bunu da söylüyorum. Bu hale ne yazık ki bu güzelim din, yani bu güzel din bu hale gelmiş durumda ne yazık ki. O yüzden Yani Kur'an'la olan evet. iletişimimiz çok önemli. Çok önemli. Yani o yüzden hep diyoruz dinde tek kaynak, inanç en azından itikadi anlamda gerçekten tek kaynak Kur'an. Ona sarılıp tutunmamız gerekiyor. Evet. Ölülere Kur'an okumamız ölülerimiz için iyi gelir mi diye bir soru var hocam. Bu daha önce de çok sorulmuştu. Yani ölülere Yani aslında Kur'an okunması, ölünün arkasından Kur'an okumamızın ölüye değil de bize faydası var diye düşünüyorum. Diriye faydası var. Yani Mehmet Hoca çok güzel özetlemişti. Şunu söylüyordu. Bir gün bir trafik kazası olmuş. Koşuyorsunuz, bakıyorsunuz adam ölmüş. O sırada ölmüş olan bir kişiye trafik kurallarını hatırlatıyorsunuz. İşte bir, işte 90 kilometreden fazla hız yapma. İki, işte emniyet kemerini tak. Bir adam ölmüş zaten. Yani ölmüş olan bir adama orada trafik kurallarını hatırlatmanızın hiçbir anlamı yok zaten. Ya ölmüş adam. Kime hatırlatılmalı? Sürücüye hatırlatılmalı, diri olan hatırlatılmalı. Zaten Kur'an kendisini akleden bir kavme ithaf eder. Likavmi yetefekkerun diyor Kur'an. Akleden yani tefekkür eden bir kavim der Kur'an. Dolayısıyla Kur'an bizim bu dünyamızı düzenlemek için inmiş olan bir kitap. Elbette ki ahiretten bahseder, cennet cehennem tasvirleri vardır, kıssalar vardır içeriğinde. Bir gün yine inşallah belki onu konuşuruz. Kur'an'ın ana konuları nelerdir diye. En az 10 kısma ayırabiliriz ama Kur'an'ın en temel mesajı burası içindir. Şimdi ve burada içindir. İçinde yaşadığımız zaman içerisindedir. Yoksa artık zaten ölmüş gitmiş yani kapanmış bitmiş. Dolayısıyla benim ha şunu ama yapabilirim. Şu herhalde olabilir diye düşünüyorum. Dua edebilirim. Etmeliyim de tabii ki. Yani bu tamam. Dua tamam ama sanki ölünün arkasından okumak yani böyle uzaktan hani böyle bir elinizde işte bir çubuk var da böyle dokundurup onun sevap bu çok sağlıklı bir şey değil. Bunu peygamberimiz de böyle yapmadı aslında. Bakın çok ilginç Arzu Hanım. Peygamberimizin iki tane erkek evladı vefat etti. İbrahim ve Kasım. Ki Resulullah çok üzüldü ağladı bir tanesinde. Yani cenazede gözyaşlarını tutamaz. Hatta oradaki insanlardan bazıları şaşırdılar. Siz de mi ağlıyorsunuz ya Resulullah dediler. Dedi ki kalp hüzünlenir, gözden yaş akar ama bizim dilimizden Allah'ı isyan edecek sözler çıkmaz dedi. Allah'ı isyan etmeyiz ama elbette ki kalp hüzünlenir, gözden yaş gelir dedi. Ama eşini kaybetti, amcasını kaybetti ki hüzün yılı dediğimiz bir yıl var. Ama Peygamberimiz hiçbirinin kabrine gidip de böyle başında Kur'an falan okumadı. Dua etti onlara tabii ki ama okumadı. Daha ne diyelim? Yani daha Yani nasıl anlatalım bunu? Nasıl anlatalım bilmiyorum. bayramlarda Arife günleri gideriz. Ölülerimize dua okuruz, Kur'an okuruz. Böyle bir şey o zaman dinimizde yok. Dua ederiz, kabirleri ziyaret ederiz, kendimiz dersler çıkartırız. İşte çok sevdiğimiz birisini kaybediyor biliriz. Ölüm işte zaten insan böyle durumlarda çok hassas oluyor gerçekten. Zaten ölüm dediğiniz zaman orada tutunacak tek bir dalınız var. O da sizi yaratan. Yani Yaradan. size o can emanetini şu can ve hayat emanetini verenden başka tutunacak hiçbir dalımız yok. Hele ki ölümden bahsediyorsak, eğer ölüm konusunda konuşuyorsak başka bir alternatifimiz zaten yok. Kim anlayabilir ki? Çünkü benim derdimi anlatacağım kişi de ölümlü zaten. Ölümlü olan birisine ölümden nasıl sığındırabilirim kendimi? Yani nasıl anlatabilirim? O da çünkü ölümlü. O zaman benim orada ölümü de yaratan bir Rabbe sığınma ihtiyacım olmalı. Yani o yüzden ölümü yaratan, hayatı yaratan ve ölümü yaratan Rabbime yönelebilirim ancak. Çünkü orada başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Oradan işte asıl amaç nedir? Oradan aslında bir tefekkür, bir ders çıkartabilmek. Ya işte bak çok seviyordum ama kavuşacağım, bir gün kavuşacağım biliyorum. Öldükten sonra ama ölüm var, hayat var. Ben ölürsem, şimdi ölürsem neler yapabilirim, neler yapıyorum? Yani ben kendimden razı mıyım? Rabbim ahiret günü geldiği zaman işte ey insan oku sicilini. Bugün sen kendi kendine hesap görücü olarak yetersin dediğinde sicilim şöyle önüme biri konduğu zaman ben acaba kendimden razı olur muyum? Yani ben
sicilime baktığım zaman evet ya hak ediyorum diyebilir miyim? Bunun aslında tefekkürüdür yani bir nevi. Tabii çok kısa değindim ama bunun aslında bir tefekkürüdür. Yoksa ölen kişi için değil yani bu. Evet. Peki Kur'an'da evrim teorisiyle ilgili bir açıklama var mı hocam? Güzel O çok bir şey. Evrim bilim anlamı. ve evet o çok bilim ve Kur'an denklemine gelmiş olur ama sadece kısaca şöyle bir şey söyleyeyim. Kur'an evrimi reddetmez, evrimi de anlatmaz diyebilirim. Buna başka bir bölümde mi anlatalım? Bugün değil de İnşallah. hani Çok kısa daha iyi çok olur. merak edilen Çünkü bir. bazı ayetler var. Özellikle işte Ali İmran suresinde 202 olacak işte. Biz Adem'i, Nuh'u, İbrahim'i ve İmran ailesini ve İbrahim ailesini seçtik diye bir ayet var. İşte orada Adem'in seçilmesi meselesi ya da tüm insanlığın nutfeden yaratılması, eğer Adem de insansa nasıl oluyor falan diye onu inşallah başka bir programa bırakalım derim. Tamam, onu başka bir Ama programda. Kur'an evrimi inkar etmez, evrimden de bahsetmez. Zaten aslında şöyle bir şey var. Kur'an bir biyoloji kitabı değildir, bir fizik kitabı değildir. Ama şunu söyler. Evreni anlamak istiyorsan biyoloji bil, fizik bil ve coğrafya bil. Yani kainata bak der Kur'an. O yüzden mesela bize tefekkür, tezekkür, tedebbür, tefakkuh ve taakkul işte beşli düşünme biçimi dediğimiz her türlü düşünmeyi Kur'an bize anlatır. Dolayısıyla yani deveyi anlamak istiyorsan bize deveye bak der Kur'an-ı Kerim. Evrene bak der. İşte yıldızlara bak der. Eğer yıldızları anlamak istiyorsanız Kur'an'a bakmazsınız. Yıldızlara bakmanız gerekir. Yani ya da deveyi anlamak istiyorsam onu Kur'an'da aramamalıyım. Ama Kur'an bana bir yöntem, bir metot verir. Yani adeta benim aklımın altyapısını buna hazırlar. Karşı çıkmaz ama Kur'an o anlamda işte bir bilim kitabı değildir. Ya da bir matematik, bir fizik kitabı değildir. Ama evrene atıflar vardır, canlılığa atıflar. Mesela şunu söyler Kur'an, der ki gezin yeryüzünü, bakın bakın görün der. Mesela ilk yaratılış nasıl başlamış, inceleyin der. Gezin yeryüzünü der Kur'an, bunları söyler. Bizden de bunu bekler. Yani aslında bir nevi bizden emek bekler Kur'an. Ama kalkıp da işte ben bilimsel bir metodun, bilimsel bir metodolojinin oradan nasıl yapıldığını Kur'an'dan bunu çıkartmam. Ama en azından şunu söyleyeyim. Bilimsel metotlarla gelmiş olduğum, kat etmiş olduğum o yolculukta Kur'an'ın bazı hakikatlerine ulaşabilirim. İşte evrenin genişlediğinden bahseder mesela Kur'an. Ya da gökle yer bitişikti, biz o ikisini ayırdık ayetine bunu görebilirim mesela. Evrenin genişlediğini görebilirim. İzafi evreni bugünkü çalışmalarla görebilirim. Ama bunları Kur'an'dan aramam. Çünkü Kur'an zaten böyle bir kitap değildir. Amacı bu da değildir Kur'an. Evet. Bunu Evet. inşallah belki bir gün ayrı bir programda belki yine inşallah çok program sözü çıkıyor buradan arzulama ama. Evet, yayın öncesi de konuşup böyle bölüm bölüm yapalım hocam. Çünkü İnşallah. gerçekten çok derin konular bunlar. Ara ara böyle yayınlarımızı yapalım. Birkaç İnşallah. soru soracağım ben size. Peki yıldız çakrası nasıl gidiyoruz? Evrim yoksa diyor yağmur damlası. Çok Yıldız özür çakrası. diliyorum. Evet, buyurun. Yıldız çakrasına nasıl giriyoruz? Evrim yoksa diyor. Şimdi Kur'an'da her şeyin olması beklenmez. Mesela Kur'an'da kanser de yoktur. Kanser de geçmez ama bugün kanser bir realite olarak var. Ben evrime inanıyorum. Ben evrime inanan bir insanım. Yani evrim dendiği zaman tabii çok farklı şeyler anlaşılır. Maymunlar falan işte maymunların türü. Hayır öyle bir şey tabii ki değil. Evrime elbette ki inanıyorum. Yani evrime inanan bir insanım ama Kur'an evrimi söylüyor. Kur'an'da evrimi bulduk diyemeyiz. Ya da Kur'an evrimi reddediyor. Kur'an anlatmış olduğu bambaşka bir şey var da diyemeyiz. Yani Kur'an'ı bu tartışmalardan aslında biraz çekip almak lazım diye düşünüyorum ben o yüzden. Yani ben şahsen eğer soruyorsanız evrime inanan bir insanım. Peki, şurada bir soru daha vardı, yukarıda kaldı. Hemen kaydırıyorum. Mezheplerle ilgili bir soru vardı. Mezheplerle ilgili soru soran arkadaşım tekrar yazarsan sevinirim. Mezheplerle ilgili şunu söyleyeyim Arzum. Hani sizlere birebir de görüşmüştük. Hep böyle Evet. klasik tranı işte eğer mezhebin olmazsa işte falanca ibadet yetmeyi nasıl öğreneceksin ya da işte burada nasıl davranacağını nasıl bileceksin vesaire gibi. Hani hep böyle bir mezhepler olmadan sanki din eksikmiş gibi. Oysa ki şurası ben çok önemli. Mezhepler dediğimiz şey de peygamberimizden çok çok sonra ortaya çıkmış olan bir şey.
Yani peygamberimiz, onun arkadaşları, ondan sonra gelen sahabe nesli dediğimiz nesil, tabiun nesli dediğimiz onların çocukları olan nesil. Bu insanlar dinlerini eksik mi yaşadılar ki biz onları tamamladık? Yani bu aslında adeta şu demek aslında. Yani Bir ya Rabbim ya. tamamlanma ihtiyacı duyulmuş peki? Nasıl? Neden bir tamamlanma ihtiyacı duyulmuş Peygamberimizin vefatından sonra? Evet. Şimdi aslında şu var. Şöyle bir hakikat var. İslam özellikle Hazreti Ömer'den sonra da fetih hareketleriyle beraber ilk defa farklı milletlere ve farklı coğrafyalara yayılmaya başlıyor. Şimdi Arapların ve Arap Yarımadası'nın dışına çıkıyor. Ve tabii orada mesela Persler, işte bugün İran, ki bizim Müslümanlığımızı çok etkilemiştir İran. Farklı coğrafyalar, mesela hep Arabistan sıcak bir iklimdir ama soğuk iklimlere de İslam dini ulaşınca orada yeni yeni problemlerle karşılaşmışlar. Yani burada nasıl olacak, peki bunu nasıl yapacağız diye. Dolayısıyla Ebu Hanife gibi ya da İmam Şafii ya da İmam Malik mesela, tabii onu da anmak lazım. Bu insanlar da yaşamış olduğu coğrafyada bir takım çözümler üretmeye başlamışlar. Çalışmışlar da. İşte en basiti, işte bir kan meselesi vardır. Çok klasiktir o. Yani nedir işte o kan meselesi? Abdest aldım, işte elime diken battı, kan geldi, abdestin bozdu mu bozulmaz mı? İmam Şafii daha böyle dağlık alanda yaşayan bir insan. Dolayısıyla o başka bir hadise dayanarak da hayır, yeniden abdest almanıza gerek yok, kan abdesti bozmaz diye bir fetva vermiş. Ebu Hanife daha şehir hayatında yaşayan, suya daha kolay ulaşılabilen bir coğrafyada yaşayan bir insan. O da işte hayır, kan abdesti bozar, dolayısıyla yeniden abdest almanız gerekir demiş. Hakikat aslında bir tanedir. Yani ya bozar ya bozmaz, ama işte burada biraz dedim ya, biraz da hadisler işin içerisine veya rivayetler işin içerisine girdiği için bu iki farklı ekol. İşte meşhurdur o midye meselesi. İşte midye caizdir, haramdır. Ben Hanefiyim ama İzmir'deyiz biliyorsunuz. Limonla da gayet seviyoruz. Hoşumuza da gidiyor. Yiyoruz da. Dolayısıyla orada İmam Hanefi'ye uymak zorunda değilim. İşte vay efendim nasıl olur? Sen işte Hanefiyim diyorsun. Hanefilik bir din değil ki yani. Dolayısıyla Kur'an, eğer Kur'an deniz ürünlerini size helal kıldık diyorsa, bu konuda çok net bir ayet varsa, yani Rabbim bize deniz ürünlerini helal kıldıysa, bunu haram kılmanın hiçbir anlamı yok kendimi. Hep bir takım sakıncalarından bahsederiz. İşte temiz değil dersiniz, şu dersiniz, bu dersiniz, işte birçok böyle özelliklerini anlatırsınız ama onlar sonuçta bir şeyin kötü olması ya da zararlı olması, haram olması anlamına gelmeyecektir. Eğer zararlı şeylere haram diyecek olursak, bugün şekere haram demeniz lazım, una haram demeniz lazım, belli saat televizyon karşısında oturmaya haram demeniz lazım. Ya o zaman haramlardan geçilmez. Hatta bazı şehirlerde yaşamaya bile haram demeniz gerekebilir, havadaki oksijen miktarını eğer göz önüne alacak olursanız. Evet. Dolayısıyla bence o haramları ya da helaller meselesini Allah'a bırakalım derim. Özellikle bu konularda konuşmaya bu kadar cesur olmayalım. Çünkü bir şeye haram demek aslında şu demektir. Yani Rabbim sen, haşa diyorum tabii, Rabbim sen bunu unuttun, bu böyle olmuyor, ben baktım, bu gidişattan memnun değilim. Yani sen çok merhametlisin ama ben senin kadar merhametli değilim, bunlar da haram olmalı falan gibi, böyle sanki dinde bir otoriteymiş gibi bir anlama gelir eğer haramlar koymaya başlarsak dinde. Evet, yani Allah'ın işine karışmış oluruz yani her şekilde. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Peki, şöyle söyleyeyim. Yeni nesil dine karşı dinin, çünkü bu sizin anlattığınız konularla ilgili yeni neslin ateistliğe doğru gitmesi, bizim bu hani haram, helal ya da doğru yanlış bilgileri bir eksikliğinden kaynaklı. Şimdi gençlere ne önerirsiniz? Nasıl Kur'an okumaya başlasınlar? Nasıl din algıları genişlesin? Hani böyle ilk soruymuş gibi soruyorum ama gençlere önerilerinizi merak ediyorum. Yeni Estağfurullah. nesil. Ya benim aslında bir önerim değil de, çünkü bence gençlerin çok fazla öneriye ihtiyacı yok. Bugün gençleri gerçekten çok zekiler. Birçok şeyi de çok iyi kavruyorlar, çok iyi farkındalar, ama ben kendi en azından yöntemimden mesela yola çıkarak söyleyebilirim. En azından şunu söyleyeyim. Ben ateizme bir kayış olduğunu görmüyorum. Yani o bir ara bilimdeki pozitivist etki yansıdı, doğru. İşte pozitivizm denilen bir etki vardı, bir ateizm vardı, ama artık gerçekten bugün bilimin gelmiş olduğu noktayla en azından insanların genelde tek bir ilaha inandıklarını görüyorsunuz. Yani bir şekilde insanlar, evet, yani bu kadar şeyin kendi kendine yaratılması ya da bu kadar tesadüfler içerisinde olması falan mümkün değil. Dolayısıyla çok ciddi anlamda bir ateizm etkisi olduğunu görmüyorum ben.
ateistleri de birazcık böyle deştiğiniz zaman, sorguladığınız zaman çok azı hariç birçoğu genelde etrafındaki amcasına, dayısına, komşusuna kızıp yani ben böyle bir din istemiyorum deyip daha böyle sığ bir ateist olduğunu genelde görüyorsunuz. Ama bunun dışında eğer nasıl okumak gerekiyor derseniz Kur'an'ı, bir kere ben Kur'an'ın dışında işte hadisleri falanca kişilerin görüşlerini vesaire değil, Kur'an'ı saf bir akılla okumalarını isterim. İniyormuş gibi, yani Kur'an kendilerine iniyormuş gibi okunmalı. Bir kere şunu söylemeliyim Arzu Hanım kendimde. Bu benim kitabım. Yani bu kitap benim kitabım. Bu kitap falanca kişilere indirilmiş bir kitap değil. Falanca bir zümreye indirilmiş bir kitap değil. Yani Kur'an işte sadece din adamlarına ya da sadece şu ruhban sınıfı gibi bir sınıfa indirilmiş bir kitap değil. Kur'an hepimize inmiş. Yani benim ne kadar hakkım varsa sizin de o kadar hakkınız var. Kur'an okumaya veya Kur'an hakkında konuşmaya. Çünkü bu hepimizin kitabı. Dolayısıyla ilk başta Kur'an'ı kendime iniyormuş gibi okumalıyım. Yani bu mesajın muhatabı benim. Ve gerçekten Kur'an'ı anlayarak okumalıyım. Yani gerekirse her gün yarım sayfa ya da her gün bir sayfa ama mutlaka dinimi Kur'an'a check etmeliyim. Burası çok önemli. Bir bilgi mi duydum? Mesela sağdan bir şey duydum. Birisine bir şey sordunuz diyelim. Dediniz ki ya ben falanca bir şey kafama takılıyor ama bunu falanca kişiye sordum dediniz ve dinlediniz mi? Bunu mutlaka Kur'an'a soralım. Yani Kur'an bizi, Kur'an'ı özne görelim. Biz hep Kur'an'ı nesne olarak görüyoruz. Yani Kur'an'ı nesne olarak görmek nedir? Hep biz onu okuduğumuzu zannediyoruz. İşte az önce bahsettik ya, işte sevap kazanmak için sıkıntılarda, sınavlarda, iş görüşmelerinde, mülakatlarla falan. Bir kere Kur'an'ı oradan alıp hayatımızın içerisine koyduğumuz zaman, şöyle omuzumuzun altına Kur'an'ı aldığımızda, yatağımızın baş ucuna Kur'an'ı koyabildiğimizde, evden çıkarken cüzdanımı, hatta maskemi vesairemi, işte telefonumu falan böyle kontrol edip böyle ceplerime bakıp da ya Kur'an'ımı almış mıyım ya da artık her neyse işte bugün telefonda işte Kur'an uygulaması varsa işte bunu bu şekilde içselleştirdiğimiz zaman inanın o insanın dine olan bakışında, hayata olan bakışında, insanlara olan bakışında, her şeyinde yani konuşmasında, kalkmasında vesairesinde mutlaka Kur'an'ın izleri ve etkileri olacaktır. Ve bir süre sonra Allah o insana Kur'an'ın aynı zamanda Furkan diye bir sıfatı vardır. Yani hakla batılı birbirinden ayırma vasfı ve sıfatı. İşte Kur'an bir süre sonra zaten bu şekilde okuyan insana bunu sağlıyor, bunu kazandırıyor. Yani mutlaka herhalde şöyle demeye başlarsınız diye düşünüyorum. Aa bu böyleymiş ya, zaten ben de bunun böyle olduğunu düşünüyordum. Ya da aa Kur'an'a baktım ama zaten ben de bunun bu şekilde olduğunu inanmıştım. Kur'an'a bakınca bunu fark ettim, bunu gördüm demeye başlıyorsunuz zaten bir süre sonra. O yüzden Kur'an'ı hayatın merkezine koymalı. Kur'an'ın muhatabı benmişim. Yani Rabbim bana işte 6236 tane mesaj göndermiş. Bunları okumaya çalışarak, anlamaya çalışarak, kabım ne kadar ise, yani gücüm nispetinde en azından Kur'an benden bunu bekler. Yani Kur'an'ı bir nesne olarak değil, bir özne olarak görelim. Çünkü sadece biz Kur'an'ı okumayız. İnanın Kur'an da bizi okur. Allah'ın vahyi konuşur. O da bizle konuşur. Yeter ki ona samimi bir şekilde yaklaşmış olalım. Evet, çok güzel söyledin. Çok sağ olun. Türban hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikrinizi alabilir miyiz demişler. Ne? Biz sizin türban hakkında, örtü hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu da başka bir programa bırakalım mı? Daha önce konuşmuştuk sizinle. İslam ve kadın diye program yapalım diye konuşmuştuk. Olmadı. Bir dahaki sefere İnşallah. konuların içerisinde o da olsun. İnşallah. Evet, sorulara bakıyorum. Hemen bir soru daha alacağım. Sizi yormayacağım. Öyleyse Kur'an'ı Türkçe okuyabiliyoruz. Çünkü Çok güzel bir soru. anlayabildiğimiz için. Biz küçükken hani hep şey derler. Özellikle İmam Hatip'te de öyle denirdi. İşte Türkçe okursan hatim sevabı kazanamazsın falan. Çok üzülmüştüm ona. Yani Evet. neden ki işte falan Bizden ben. böyle diyorlar. Evet. Eğer Türkçe okursa ya asıl Türkçe asıl anlayarak okursanız zaten faydası var. Hiç anlamadan okumanın. Yani Kur'an'ı seslendirmek o Kur'an'ın lafzı dediğimiz o Arapça harfleri okuyarak sevap kazandığımızı düşünüyoruz ya. Ya buna çok üzülüyorum gerçekten. Tamam. Bunun elbette ki insanın bir etkisi vardır, bir duygu yüklemesi yapacaktır vesaire ama yani bunu din zannetmeye gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü hiçbir dönemde böyle olmamış. Özellikle peygamberimizin arkadaşları, daha sonraki dönemde insanlar Kur'an'ı işte sevap olsun diye okuyalım yapmamışlar. Hangi dilde anlayabiliyorsam, nasıl bana hitap ediyorsa yani Kur'an'ı okumak değil anlamak farzdır. Kur'an'ı okumak değil, Kur'an'ı anlamak sevaptır. Ne kadar anlıyorsam aslında o kadar kendimi veriyorum demektir bu işe.
Evet, çok doğru söylediniz. Tarikatlar kullanıyor diyorlar. Arkadaşlar kendi aralarında sohbet ediyorlar. Evet, şeyhlere sorun inanın çok derin mevzu diyor Bilal Yıldız. Evet, Türkçe okumamız ve anlayarak okumamızda fayda var. Ben son sözlerinizi alayım hocam. Anlayarak okursak daha çok sabah kızlarını istiyorum. Çok Evet, teşekkür son ediyorum sözlerinizi alayım. yayın için. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Yani hoş, Teşekkür böyle ederim. zaten sizde olan yayınlar hep böyle çok keyifli ve güzel geçiyor. Rahat geçiyor. Onun için öncelikle ben teşekkür ediyorum. Yani şunu söyleyebilirim. Bir insanın bence bu hayatta imandan daha önemli hiçbir, daha ciddi ve daha önemli bir şey olmamalı. Yani biz işte 22-23 yaşına kadar üniversite okuyoruz falan derken, yani 20 sene, hadi 15'ini alalım orada, 15 sene, 20 sene, işte master'ı falan katarsanız, sırf şurada yaşayacağımız 40 yıllık, 50 yıllık bir hayat için canımızı dişimize takarak çalışıyoruz, yoruluyoruz, öfkeleniyoruz, siniriyoruz, kendimizi kaptırıyoruz. Bu taraftan ne zaman öleceğimiz belli değil ve ebedi bir hayata geçeceğimize de inanıyoruz. Bu hayatı da, yani ebedi hayatımızı da inşa etmenin yolu işte burada aslında, tam da Allah'ın vahyini, onun göndermiş olduğu mesajları anlamaktan geçiyor. O yüzden ben Kur'an okumaktan, Kur'an'ı anlamaya çalışmaktan daha önemli hiçbir faaliyet görmüyorum. Yani bunu ister siyasi faaliyetler, ister sosyal faaliyetler, işte ister diğer başka türlü faaliyetler değil, ama bence Kur'an'ı anlamaktan, onu yaşamaya çalışmaktan daha önemli hiçbir faaliyet yok. Kendimizi bu işe mutlaka verelim. Yavaş yavaş vaktimizi ayıralım. Hiç okumuyorsak en azından günde yarım sayfa. Yani yarım sayfa dediğiniz 3 dakikadır, 5 dakikadır. Yani o kadarını bile almaz. Böyle böyle başlayalım derim ben. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınız yüreğinize sağlık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Çok Çok sağ sağ olun olun. hocam. Sizler de Herkese Allah'a çok emanet olun. teşekkürler. Teşekkür Allah'a ediyorum. emanet olun. Sağ olun. Sağ olun. Sizler de. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, yayınımıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar olsun. Sevgiler olsun. Hoşça kalın. İyi akşamlar.